Ali, gel canım şu tepsiyi al. Ya da dur, Nilay ağlayıp duruyordu da ben o yüzden kucağıma almak zorunda kaldım. Bir yatırayım durursa. Niye? Tamam dur. Bismillah. Durmuyordu, kucağımda topladım masayı. 2 dakika dur kızım, tamam mı? Yok, durmayacağım diyorum. Annem ha. Geldim. Şunu koyayım, hemen geliyorum.
unutma çocuğum. Geldim aşkım, geldim aşkım. Gel annem. Kalk. Geldim. Gel. Oy. Kurban olsun anne. Oy. Ya annem tamam düzleyeceğim. Acıktın mı bebeğim sen? Seni bir doyuralım biz önce. Canlar, şimdi bir konuya değinmek istiyorum. 5 dakika bir fırsat buldum. Bu 5 dakika içerisinde size hemen bir açıklama yapayım. Şimdi Nilay doğdu doğalı. Şöyle yapayım, perde yarım kalmış. Nilay doğdu doğalı. Biliyorsunuz biz anneleri kurtarıcı bir takım şeyler var. İşte puset, ana kucağı falan böyle bu tarz eşyalar var. Şimdi tabii ki daha kolay bazı şeyler. Nilay da biliyorsunuz doğdu doğalı sürekli kucak isteyen bir bebek. Yani daha neredeyse 7'sinde kucağa alıştı. Hatta 7'sinde de inanır mısınız? Yani ben Yakup'ta da hatırlıyorum bunu. Yakup doğduğunda da hatırlıyorum. Daha doğduğu gün hastanedeyken kucak istiyordu. Çünkü annenin nefesini biliyor, annenin kokusunu alıyor, biliyor. Çocuk anlıyor, hissediyor bebekler. Bir de bebekler anne karnındayken ve annenin kalp atışlarını duyarak yaşıyor orada 9 ay. Kalp atışlarını duyarak yaşadığı için doğduğunda da hani biz direkt hemen emzirmeye başlıyoruz ya, hemen emzirirken de bebeğimiz yine kalp atışımızı duyuyor, hissediyor. Ve bu yüzden de bebek kendini güvende hissetmek için sürekli annenin kucağında olmak istiyor. Hele emzirirken de annenin kokusunu, nefesini hissedince, alınca hep annenin kucağında olmak istiyor. Ben çok çok iyi hatırlıyorum. Yakup da hastanedeki ilk gün başlamıştı kucak istemeye. Kucağıma aldığımda susardı. Yerine yatırdığımızda ağlardı. O ilk gün öyle geçmişti. Aynı şekilde Nilay da öyle. Şimdi birçok takipçim bana Göknur ana kucağı al. Rahat edersin. İşte gittiğin yere, hani ev içerisinde, yatak odasında işin varsa oraya götürsün. Mutfakta işin varsa oraya götürsün. Senin sesini duyar, seni görür sürekli. Bu sırta veya göğüs kısmına takılan kanguru denen bir aparat, bir bebek taşıma aracı var. Ondan al, işte rahat edersin diye takipçilerim sürekli yazıyordu. Ben kimine cevap verdim, kimine cevap veremedim ama buradan toplu bir cevap olsun. Aynı zamanda şimdi sizinle bir şey paylaşacağım, göstereceğim. Ben şimdi ana kucağı benim elimde aslında var. Ama şöyle size şimdi üçlü mü dörtlü mü üçlü set zannedersem. Bir, iki, bir şey daha mı var? İkili set mi? İki parça mı? Şimdi paketin içinde size göstereceğim onu. Zaten benim elimde var olan bir şey. Ama Nilay daha çok küçük olduğu için ben onu kanguruya koymak istemiyordum. Hani sizin bana ana kucağı diye söylediğiniz şey, hani şöyle tutma çantası, çanta gibi diyeyim, öyle tutma yeri oluyor, taşınıyor falan, oradan oraya istediğin yere götürebiliyorsun çocuğu, sanki bir hani çantaya koymuşsun gibi. O tarz bir şey diyorsunuz ama açıkçası öyle bir şey almak istemedim. Yani çünkü Nilay zaten onda en fazla kusmuş ve bakar mısınız, ben onun üzerini örttüm. Tepikliye battaniyesini açmış. Ben üstünü örtüyorum ayaklarıyla. Tepikliye açmış üstünü. Ondan sonra canlar, bu arada telefonumun şeyi bitti. Power bank'e taktım. Şöyle yapayım. Nilay da orada. Dediğim gibi almak istemedim. Çünkü Nilay onda en fazla yani 8 aya 9 aya kadar falan yatabilecek. Hani böyle artık hareket etmeye başladığında, sırtını kaldırmaya başladığında ondan düşme tehlikesi var. Bu yüzden ben de açıkçası almak istemedim. Canlarım. Bu arada ben şu kameranın açısını biraz yukarıya alayım. Zaten benim elimde var olan bir ta Alper'e ilk hamileyken aldığım şöyle bir takımım var canlarım. Şöyle bir takımım var.
Bu takımı ben Alper'de ve Aytu'da çok kullandım. Aylin'de kullanmadım zannedersem, hatırlamıyorum. Yakup'ta hiç kullanmadım. Bu şekilde paketli bir şekilde çantasıyla duruyordu. Şimdi bunun içinde neler var? Şimdi kutu açalım mı? Kutu açalım. Kutu açılımı mı yapalım? Şöyle. Şöyle bir ikili ya da üçlü bir takım arkadaşlar. Ben bunu dediğim gibi Alper'e hamileyken almıştım. Ve çok da işime yaramıştı. O zaman bunlar yeni çıkmıştı. Şimdi ben bunu bir açayım. Size içinde neler var onu bir göstereyim. Ama neden kullanmadım? Nilay doğdu doğalı. Onu da cevaplayacağım. Şimdi şöyle, kanguruyu kullanmadım. Bana mesela bazı takipçilerim kanguru al, Nilay'ı kanguruya koy, işlerini o şekilde daha rahat yapabilirsin demişti. Ben bu şekilde Alper'de, Aytu'da zaten kullandım ama hani Nilay daha 2,5 aylık. Ancak artık bu zamandan sonra Nilay'ı bu kangurunun içine koyabilirim. Bundan mesela bana kanguru al, bebeği kanguruya koyup işlerini yapabilirsin dediklerinde Nilay daha 15-20 günlük, 1 aylıklı, 1 aylık bebeği bu kanguruya koyup bacaklarını ayırarak bir şekilde oturtmak çok tehlikeli olmaz yani. Şöyle bir kangurumuz var. Bunu ben çok kullandım Alper'de, Aytu'da. Pazara falan giderken böyle önüme takardım. Bu şekilde takardım. Pazar alışverişimi yapardım. Şöyle emniyet kemeri falan çok kullanışlı bir şey. Böyle bir parçası var arkadaşlar. Evde de kullanırdım. İş yaparken falan durmazdı. Bunun içine koyardım. Bir yerlere giderken falan koyardım. Böyle cebi de var. Mesela kustu mu hemen mendili burada. Mendilini koyarsın. Kucağına takarsın. İşini yaparken kustuysa hemen oradan mendilini al. Sil koy geri içine. Artık Nilay önceleri mesela az çok 2-3 saat uyuyordu. O uyuduğu dönemde işlerimi yapıyordum. Uyuduğu zaman diliminde işlerimi yapıyordum. Ama şimdi artık uykusu biraz daha kısaldı. Hani uyuyor ama kucakta uyumak istiyor. Yani sorun o. Kucakta uyumak istiyor. Ben de artık bunu çıkarmanın zamanı geldi diye düşündüm. Bazanın altında duruyordu bu böyle takım halinde. Bunu artık çıkarmanın zamanı geldi dedim. Çünkü artık Nilay 2,5 aylık, artık oturtturabilirim bunun içine ama bundan önce oturtturamazdım. Böyle bunu ben Alper'e hamileyken yani 15 sene önce falan 100 liraya mı almıştım? Öyle bir şeydi zannedersem. Sonra şöyle bir parçası var. Bu şey bebek arabasının, bu bebek arabasının parçası zaten. Şöyle markası Kans. Daha bebek arabasını da çıkaracağım. Bebek arabamız aşağıda duruyor. Onu böyle yukarıya, arka balkona falan koymam lazım. Çünkü geçen gün şey dedik, oturuyorduk böyle balkonda. Hava da çok güzeldi. Ay dedi ki hadi dedi şu Çankaya taraflarına doğru yürüyüşe çıkalım dedi. Dedim geçen haftalarda. Vallahi ben de ya babamla ben konuştuk onu. Dedim ama dedim şimdi kucağımıza bebekle olmaz, zor olur dedim. Arabayı çıkar dedi bebek arabasını. Bebek arabasını da bir temizlemem gerekiyor. Uzun zamandan beri kullanılmadığı için bir silip ya da bir yıkamam gerekiyor. Onu da çıkaracağım, yıkayacağım, kurusun, elimin altında olsun. En azından böyle bir yürüyüş falan yaparız biz, böyle yukarı tepelere doğru, parka doğru, tepelere doğru yürüyüş yapıyoruz. O zaman kullanırım. Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Ama bu dışarıda kullanılan bir parça. Bunu kullanacağımı hiç zannetmiyorum. Alper'de ve Aytu'da kullandım tabii ki de. Şöyle. Bunlar bir zaman çok modaydı arkadaşlar. Şurasını da şöyle yapayım. Size tam göstereceğim de. Çıkıyor cırt cırtlı yerinden. Bu şekilde. Bakar mısınız? Bilenler, kullananlar vardır. Şimdi pek kalmadı herhalde, bilmiyorum. Çünkü kimsede de pek görmüyorum açıkçası. Mutlaka kullananlar olmuştur böyle bir şey. Çanta şeklinde içine bebeği yatırıyorsun. Fermuarı var bakın şurada. Şöyle fermuarı var. Fermuarını açıyorsun, kapatıyorsun. Çok güvenli, bebeği sıcak tutan, bebeği herhangi bir öyle dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyan güzel bir
şey. Şurada da cepleri var. Yine dediğim gibi çocuğun küçük bir suluğunu koyarsın, mendilini koyarsın falan yani. Böyle bir, iki, bir tane de alt açması vardı. Benim o kullandığım mavi alt açma var ya, arada görüyorsanız diğer videolarda. O var. Üç, üç parça mıymış? Evet, üç parçaymış. Biri bu, biri de şu kangurumuz böyle. Canlar, bunu ben Alper'de ve Aytu'da çok kullandım. Aylin'de kullanmadım pek. Hatırlamıyorum kullandığımı. Yani şöyle, Aylin'e kadar bunların modası sanki kalmadı. Kullanmadım. Bir de o zaman hani arabamız da vardı ya bizim. Nereye gitsek arabayla gidiyorduk. Battaniyesine sarıyordum. Böyle bir şeye de pek ihtiyaç duymuyordum. Ha şunu dediğim gibi, yine şunu kullanacağımı hiç zannetmiyorum ama aklıma geldi, dedim artık kanguruyu çıkarayım. Bazanın altında duruyordu. Ben dedim artık bu kanguruyu çıkarayım. Kanguru işime yarar. Çamaşır sererken, ne bileyim bir bulaşık makinesini boşaltırken, bir toz alırken. Yani kucağım durmazsa kucağımda tutarım. Bunu böyle kucağıma sararım. Kucağımda tutarım. Zaten işte dediğim gibi bunun içinde Nilay'ın biraz daha böyle en azından 3. aya girmesini bekledim. 2,5, şu an 2,5 aylık. Artık bunun içine koyabilirim ama bana bundan önce kanguru al, Nilay'ı kanguruya koy, işlerini o şekilde yapabilirsin dediklerinde, yani Nilay o zaman 1 aylık, 1 aylık bebek de bunun içine koyulmaz arkadaşlar. Çünkü bunu böyle oturtuyorsun içine. Şöyle ayakları buralardan çıkıyor. Ayrılmış olacak. Olmaz yani, çok tehlikeli. Neyse, artık bunu kullanırım. Durmadığı zamanlarda. Hani o da ne zaman kullanıyorum biliyor musun? Kullanırım. Evde kimse olmadığında. Bunu yine ben şimdilik bazanın altına koyacağım. Şu an buna ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Ama zamanında Alper'i koyardık. Alper, seni bunun içine koyardık. İlk sana almıştım. Hatırlamıyor. Ne yapıyor? Kendisi hatırlamıyor. Bilmiyor çünkü öyle bir şey. Ha, şunu da koyayım, unutmayayım. Bu da bebek arabamızın şeyi. Önüne geçiriyorsun. Soğuğa karşı falan, çocuğu koruması için. Dediğim gibi birkaç gün içinde şu bebek arabasını da hemen aşağıdan yukarıya çıkarayım. Bir güzel onu temizleyeyim, yıkayayım. En azından hafta sonları şöyle bir yürüyüşe falan çıkarız. Yürüyüşe çıktığımızda bebeği ona koyarız. Nilay'ı ona koyarız. Öyle canlar, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bunu tekrar bazanın altına koyacağım. Dediğim gibi bunu kullanacağımı sanmıyorum ama artık kızımın yeni, neyi diyeyim, ana kucağı desem olmaz. Ana kucağı da diyebiliriz bunu aslında. Anasının kucağında olacak çünkü. Öyle canlar. Canlarım. Sıra geldi şu market alışverişini yerleştirmeye. İnanın gözüme büyüdü. 5 poşet çünkü. Hem dedim market alışverişini ben bayağıdır markete ben gidemiyorum. Markete ben gidersem çekim yapabiliyorum. Gitmezsem yapamıyorum ki bu arada gidemiyorum maalesef. Kızımla ilgilenmem gerekiyor çünkü bebeğimle. O yüzden market alışverişi falan çekemiyorum. Bari yani market alışveriş derken markette çekim yapamıyorum. Bari market alışverişini almışız, ne etmişiz? Onlara aç bakalım ama her şey inanın iki, yani birçok şeye %100 zam gelmiş. Ali ile demin konuşuyoruz onu. Şimdi işe gitti Ali. Gitmeden önce konuştuk. Her şeye %100 zam gelmiş. 25 liralık bir ürün 52 lira olmuş mesela. Süt 21 lira falandı en son. Bundan 1-2 ay önce 27 lira olmuş. Yani anlamıyorum. Neyse canlar. Şöyle 2 tane yufka. Yufkalarımı acaba dolabın altına mı koysam, üstüne mi alta mı koysam, üste mi koysam, açıkçası karar veremedim. Ya yufka buzluktan çıktığı zaman çıtır çıtır, illa kenarlarında bir kırılma oluyor. Yufkayı aldım mı taze taze yapmam gerekiyor. O yüzden ben yufkalarımı alt dolabın altına koyayım. Yani mesela mikro kavurunda bir şey olmuyor. Şöyle. Bu yufkayı yarın yaparım hemen. Çünkü ne zaman buzluğa koysam, belki benim dolabımdan da kaynaklı olabilir. Benim dolabım derin dondurucu. Nofrozlarda belki bu durumu olmuyordur. Her zaman diyorum, dolabı değiştirmeyi çok istiyorum ama zamanı değil. Yaza doğru falan. Gerçi Ali de diyor ki bizim giriş kapımız biraz dar. Yani buzdolabı bile oradan çok zor geçiyor. Hatta biz oturma grubunun çekyatlarını geçirebildik. Koltuklarını zorla geçirdik. Koltuklar çekyattan biraz daha mı, ayakları mı daha uzundu? Galiba öyleydi. Ay geçirene kadar inanır mısınız? Hatırlıyorsanız eğer benim o videomu, taşınma videomu,
Ali'nin arkadaşları yardım etmişti sağ olsunlar. 4-5 kişi zorla geçirmişlerdi. Her yolu deniyorlardı. O koltuğu oradan geçirene kadar var ya, en son ayağı çevirdiler. Mesela ayak dışarı doğru ya, o ayağı içe doğru yaptılar. Bir tane ayağı içe doğru yaptılar. O şekilde geçirdiler. Sonra geri düzelttiler ayağı. Buzdolabımız da maalesef öyle. Giriş kapımız çok dar. Eğer ki giriş kapısını değiştirirsek, oraya belki bir çelik kapı falan taktırırsak büyük buzdolabı alabilirim. Daha geniş bir buzdolabı alabilirim. Taktıramazsam yine bu ebatlarda dolap almak zorundayım. Ama kışın yetiyor. Sorun olmuyor. Gerçi pazara mazara gittiğimde gene de zor oluyor da. Yazın hiç bir şekilde buzdolabımın içi almıyor yani. Mesela karpuz alıyorsun. Sadece bir katı karpuzu dolduruyor. Bir katı da suları dolduruyor. Meyve suyu, su, süt mesela koyuyorsun. Sütü her zaman koyuyoruz da. Meyve suyu, soğuk içecekler ve su koyuyorsun. Bir katında o. Geri kalan bir katı zaten kahvaltılık. Geriye ne kalıyor? Çok zor oluyor doldurması. Yani sığdırması ürünleri. O yüzden büyük bir buzdolabı istiyorum. Ama dediğim gibi öncelikle giriş kapısını değiştirmemiz lazım. Arka kapıdan da maalesef olmuyor. Arka tarafta da. Giriş kapısını önce değiştirmemiz lazım. Bakalım nasip, kısmet. Neyse canlar, alışverişimize geçelim. Çoğunluğu çocuk yiyeceği olan bir alışveriş. Yine her zamanki gibi. Ne almış? Şöyle cips almış. Highlight almış. Şurayı kurulayıp şuraya düzeyim. Ondan sonra da şey yaparım. Aslında Alper bana yardım etse iyi olurdu da. Alper. Şöyle canlar, bisküviler almış. Çocuklar için. Etigong almış. X-Large, Epigong. Bunları böyle bir düzelim. Namet'in sucuğunu almış. Halka şöyle. Namet'in sucuğunu almış. Yine cips. Bu cipslerimiz falan. Akşamları hepimiz yiyoruz bu cipslerden. Bulaşık makinesi, tabletim bitmişti. Aslında bunu aynı poşete koymaması gerek ama herhalde yer kalmadı, koydu. Hint Activity'in bulaşık makinesi tableti. Onu direkt şuraya yerine koyuyorum. Şu çikolatalardan. Ay. O gün Yakup diyor ki, hani diyor böyle puf puf var ya diyor, puf puf diyor. Ondan canım istiyor. Allah'ım puf puf, neyi puf puf. Ya bir içi beyaz diyor, dışı diyor kahverengi. Hani var ya diyor. Ha dedim, eti puf, ondan istiyor. Almış babası. Sonra şurada iki tane ıslak mendil. Bunları çocukların çantalarına koymak için bu ince paketleri onun için alıyoruz. Yoksa hiç ince paket kullanamam. İlla büyük paket alacağım. Yine cips sade. Biraz önce zaten arka bir tanesini açtı cipslerim. Şöyle koyayım. Şunun içinde süt var. Sütü yerleştireceğim. Şöyle piliç yaprak döner. İşte bu 25 lirayken 52 lira olmuş. Düşünebiliyor musunuz ya? El insaf ya. Bu kadar da zam yapmayın. Bu kadar da şey yapmayın ya. Valla. Saralle. Saralle diyoruz da mesela Sayley. Bu da Peripella. Ama biz çocukluğumuzdan bir gelen bir alışkanlık. Saralle diyoruz. Yani bunun da şurası herhalde başka bir paket kırılmış. Buna bulaşmış. Akılmış, dökülmüş. Buna bulaşmış. Bu fındık kremayı da çok seviyorlar. Ondan sonra şurada iki tane şey almış. Telefonlarımız için
şarj kablosu almış. Geçen hafta, aslında geçen hafta almıştı. Böyle kalın uçlu şarj kablosu almıştı. Sen Yakup onu al, at öbür şeyin içine. Oradan başka bir tane al koy. Artık rengini mi değiştirmek istedi nedir? Sen o arada onu değiştirirken Ali kalın uçlu almış, sen ince uçluyu al. Neyse iki tane almış. Bize de şarj kablosu da yanmıyor anacık. Bundan almış. Bunu kaç tane? Bir tane mi almış bunu? Evet. Dedim ya, bolca çocuk yiyeceği olan bir alışveriş. Şu Hindistan cevizi. Çok seviyorum ben bunu. Bizim evdeki herkes seviyor. Ondan sonra çubuk kraker. Niye böyle büyük paket almış çubuk krakeri? Çünkü şeye koyuyoruz. Şöyle Esin'in çubuk krakerlerinden 3 tane almış. Ama bundan da 2 paket almış da bunun büyük paketini almış. Küçük paket almamış. Çantalarına koyuyorum. Bu büyük paket çantaya fazla gelir. Küçük paket almış diyordu. Çizi var yine. Şu çiziden. Ondan sonra Big Bubble sakızlar ve benim sevdiğim çikolatadan da almış bademli. Şöyle. Ondan sonra canlarım. Şurada bitti. Burada süt var. Burada da şeker var. Şekeri 2 kiloluk almış. Zaten ancak getirmesi zor. Yoksa 5 kiloluk alırdı da. Şurada bir var. Bunu oraya koyalım. Bunları ben de hemen yerleştireceğim. Ondan sonra çocuk şimdi Aytu'la Alper. Aile ile Yakup'u almaya gideceksiniz. Hadi. Hadi çocuklar, saat kaç oldu? Vakit geldi ha. Evet, bunları hemen bir yerleştirelim yerine de. Burada dolaba koyacağım bir şey yok. Bunların hepsi abur cubur çekmecesine. Şey var. Bir saniye. Çocukları okula gönderdim Alper'le Aytu. Aile'yle Yakup'u alsınlar diye. Onlar okula gitti. Ben market alışverişini yerleştirdim yerine. Annem aradı. Mantı yapıyormuş. Gel dedi. Hem şey yap. Yani yardım et, hem de dedi çekim yap dedi. Valla dedim işim o kadar çok ki, gelebilirsem anne gelirim 5-10 dakikalığına dedim. Şu an Nilay'ın sesi çıkmıyor. Sesi çıkmıyorken benim hemen buraları toplamam lazım. Mutfağı da toplayacağım. Daha dışarıda çamaşırlar var toplanacak. Onları toplayayım. Şu çekeri koyayım şeye. Erzak dolabına yerleştiriyorum bir yandan da. Ufak bir şeyi koymam lazım. Böyle yer kaplıyor. Şuna koyayım. Boy boy olması gerekiyor. Bu saklama kutularının da. Aha, şekeri alacaktım. Kız duruyorken var ya. Arı gibi çalışmam lazım benim. Televizyona bakıyor. Valla. Televizyona böyle gözünü şey yapmış. İlgisini çekmiş. Televizyon ekranındaki görüntüler. Ona bakıyor.
birileri bağırıyor. Ben de şu çikolatadan yiyorum. Kızartma tenceresini de yerine koyayım. Bu kızartma tenceremi de aman çıkmış. Bir şey kalmamış buraya. Bitirmem lazım. Peçete. Tuvalet kağıdı var mı burada? O var da peçetede varsa şeyde olması lazım. Islanmış şimdi suyun içine. Bunu şu tenceremi bir güzel işlemden geçirmem lazım ama onun kapağı şeyde kalmış. Bizim öbür evde. O gün şeydi ilgimi çekti. Bu hani bir yıl önce, üç yıl önce, beş yıl önce çekilen fotoğraflar Google'da anı olarak karşımıza çıkıyor ya. Atıyorum ben geçen sene bugün bir fotoğraf çekip paylaşmışsam ya da paylaşmasan dahi oluyor yani fotoğraf çekmişsem. Onu Google bir sene sonra size anı olarak ben çıkarıyor ya. Her gün benim karşıma çıkıyor anılar olarak fotoğraflar. Çektiğim videolar falan. Bizim geçen sene depremde işte mutfak eşyalarımızın hepsi devrildi döküldü ya bu dolapların içinden. Bu kızartma tenceremin kapağı kaybolup gitmişti. Ben de diğer çelik tencerelerimin kapağını kullanıyordum kızartma yaparken. Etrafa sıçramasın diye. Yine bu resimler çıktı karşıma. Baktım bir yıl önceki resimler. Aa dedim bir yıl önceki resimler. Ali falan ben falan hep çekmiştik. Ekran resmi falan almıştık. O kırılan dökülen şeyler. Bir baktım orada kırık dökük tabakların içinde kızartma tenceremin kapağı duruyor. Aa dedim Ali bak bu öbür evdeymiş. Onun kapağını getirelim dedim. İşte. Ne yaparsın? Ay ay. Bazen üzülüyoruz, bazen diyoruz ki nasıl kısmet böyleymiş. Canımız sağ şükür diyoruz. Şunlar yenmiyor artık bunları döküyorum. Gerçi bunu şey yapayım dur ben ya. Dur. Yine şunun içine. İçinde bir takım elimle mi alsam? Elimle alayım. Alayım yine. Kedilere ayıracağım. İçinde et var. Yemedik. Yemek kaldı. Çöpe de git yani en azından yenilecek olan kısımları çöpe gitmesin. Tavuklar da var içinde. Bunları hemen arka balkona hayvanlara vereyim. Şeye, kedilere yani. Şuraya koyayım da ayırayım şuradan. Kedilere veririm. Kedilere de tabak koyuyorum. Koyduğum tabak kaybolup gidiyor. Rüzgardan mı uçuyor? Hani hafif şeyler koyuyoruz ya. Bulaşık makinesi boş olması lazım. Ali galiba sabah bulaşık makinesini boşalttı. Aslında makinede şeyler vardı. Onları keşke çalıştırsaydım ya. Havlular ama hepsini çıkarttım mı da?
falan çok iyi oldu şu saklama kutuları. Bazen Aylingil'in beslenme kutuları kirli oluyor, yağlı falan oluyor. Yıkamayı unutmuş oluyorum. Hani beslenme çantasının içinde ya. Bazen oluyor yani. Normalde her gün beslenme çantası kutusunu yıkıyorum. Ertesi gününe beslenme hazırlayacağım zaman elimin altında hazır olsun diye. Ama bazen de unuttuğum oluyor. Yani çantanın içinde kalıyor. Tam okula giderken de bir bakıyorum. Aa, unutmuşum yıkamayı. O saatte de hep böyle telaşlıyorum. Onu yıkayayım da kurulayım falan. Öyle durumda hemen bu kutuları kullanıyorum beslenme kutusu olarak. Çok iyi oluyor. İyi ki almışım yani bunları. Geçen yine baktım bu boydan alacaktım. Bir üçlü satılıyordu. Yine üçlü böyle alayım. Bundan yoktu. Bunun bir büyük boy, orta boy, küçük boy olanı vardı. Ben de küçük boylar ihtiyacım yok. Elimin altında bir sürü var küçük boy. Almadım. Böyle büyük boy bulursam alacağım. Ha, makineye falan da attım. Mesela hiçbir şey olmuyor. Koyalım. Şunu da koyayım. Al hadi. Ben uğraşmıyorum. Evet, plastik şuymuş buymuş. İnanın uğraşmıyorum artık. Yok bu plastik atmayayım. Yok şu atmayayım. Yani ne bileyim. Uğraşacak zamanım yok ya. Hemen koy makineye gitsin. Ha, şunları koymuyor tabii çok da öyle. Ama ufak tefek gördünüz koyduklarımın hepsi plastik. Biri de bana demiş ki plastik ne kadar çok plastik seviyorsun. Allah Allah. Çocuklu evde plastik kurtarıcı oluyor canlar. Yani her şeyin cam olanını alamazsınız. Plastiğin yeri yani şöyle. Plastiğin yeri ayrı, camın yeri ayrı değil mi? Yani şunun içinde meyve yıkıyorsun. Ne bileyim işte hani illa da her şey cam olacak diye bir şey de yok. Geldi benimkiler. Geldiler benimkileri, geldiler. Dur onları karşılayayım önce de. Anneciğim. Biz geldik de yahu beni çok sinir etti. Niye ne oldu kemiğine? Kemik var diyorum kestirmeden geliyor. Anneciğim. Hangi kestirmeden? Şu ara. Hayır. Köpek var iki tane. Annem o arada ağır hasarlı evler var. Orası çok tehlikeli. Anneciğim. Hoş geldin aşkım. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Tamam yahu ne dedin? Yok dedi ben köpekten korkmuyorum dedi. Hı. Şimdi koşa koşa geldi eve. Köpek neredeydi? Halil'in önünde iki tane. Halil'in orada mı? He. Orada kimse yok mu oğlum? Orada demin oturuyordu amcalar falan oturuyordu hep. Yok. Bir an bakarlardı, şey yaparlardı. Anneciğim, ama o aradan gidip gelmek yok. O ara çok tehlikeli. Eskisi gibi değil. Mi? Hoş geldin. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Annemin telefonundan bir şey oynattı. Ve hepsinin kendisini bulmaya çalışıyor. Kendisini bulmaya çalışıyor? Evet. Oğlum patates kızartmasını yemiş teyzeleri. Çok az bir şey kalmış. Bu doluydu. Azıcık kalmış. Aferin benim oğluma. Dur yapma. Ya bir oynamam lazım ya. Ekmek de atmışlar. Ekmeği yememiş. Bir de daha. Peynir. O okul yemeğimizi veriyor da bazen de biz koyuyoruz evden. Duruma göre. Suyu bitirmiş misin? Oho, tabii patates kızartması yiyince suyu bitirmiş. Hayır. Ne? Gitme saatinde. Arkadaşım var. Ihlamur. Ve sarı çay. Bunlar okuldan verilenler. Okul veriyor yemeğimizi. Bu ne ya? Ne yapayım o? Bu ne? O içecek. Ihlamur çayı. Ihlamur çayı. Bitki hani böyle hasta olup öksürünce böyle ben böyle bazı şeyler otlar koyup cezvede falan kaynatıyorum. İçiyoruz ya. Onun paket halinde olanı. Hadi sen ellerini sabunla. Patlatmak istiyorum. Yok patlatma. İçeriz bunu. Yapar içeriz. Çıkar şunu. Şurada kalsın yüzümün önünde. Çıkar. Kalk kalk sonra ellerini sabunla tamam mı oğlum? Tamam. Hadi. Kollarımızı ıslatmayalım. Tamam. Bugün evde olmuyor mu ya? Senden babamla çalışabiliyor. He. Baba. Oyuncak kalmamış. Kollarını sıyıralım. Anneciğim. He. Her, oğlum her markete gittiğinde oyuncak
mu alacak? Dertleri oyuncak. Sana 5 poşet yiyecek almış. Anneciğim, ben Ayda ilk gösterdiğinde oyuncak gibi gördüm. Ha yok, o oyuncak değil onlar. İlk ve abur cubur. Her şey almış abi baba sana. Anneciğim, çitos almış ama gofret almamış. Sen bak, iyice inceledin mi resmi? İncelemedim. İncelememiş ki. Bak neler almış, sen bakarsın. Senin o istediğin eti puflardan aldı baba. Ama ben hepsi rengarenk istiyor. Rengarenk. Evet. E neyse, hadi onu da yarın alır. Şu da artık olmuyor ya. Anneciğim. Bütün renklerde rengarenk olacak. Tamam, oldu. Anneciğim. Nereye koydun ya? Neyse, yerine koydum. Geç sen. Dökmeyin benden, tamam mı? Oralara. Bu fırına bakayım. Tamam, var mı? Fırına hiç böyle. Bu fırınımı uzun zamandan beri izlemiyorum. Bayağı yağ olmuş ama şu kenarda böyle elimi çok kötü acıdı. Nilay uyanmış. Yakup annem, Yakup diyorum, Aytu annem, annem diye seviyor. Onu susturmaya çalışıyor. Neyse, azıcık oyalasınlar bari de. 2 dakika. Şurayı halledene kadar. Açamıyorum. Tamam annem, ye. Herhalde akşam yemeği yemeyeceksiniz siz bu gelişle. Bu okuldan gelen abur cubur çekmecesine karıştırıyor. Lütfen. Ne? Bunu. Neyi? Anlamıyorum, sesi söyle. Cız bız derken ocakta mı? Tost makinesi mi, ocakta mı? Mangalda. Ha tamam.
Hafta sonu yaparız o. Aferin ona. Baba ne deken yaparız işte. Ben yaptım ha. Aynı mangal suyu gibi kesip böyle uzun. Neyi? Sucuğu şöyle uzun kesip. Onu tavana şöyle yapalım. Arka ön. Tamam olur. Onu yaparız. Yani şöyle incelikli düz şekilde keseceğim böyle. Yani yarıdan böyle kesmeyeceğim. Böyle bir şöyle incelikli 2-3 tane şey çıkaracağım mesela. Onu arka ön cilini söyleyeceğim. Bilal'le alsana yapacağını bir dakika. Kalk Yakup. Kalk oralar deterjanlı. Bu da ablasının yanına gitmek istiyor. Kapıyı aç da gitsin. Kapıyı açamadı herhalde. Ne oldu? Ben yere yuvarlandım. Bak ya. Zaten şu kız bir gün düşmese olmaz. Ama sesi çıkmıyor. Demin ki canı açmamış. Anne. Efendim. Hatta sen benim dediğimi bir yapsana önce. Bir şey haber verdik mi? Tamam. Verirsin. Aslında fırının içini de silmem gerekiyor benim. Ama şu an içiyle uğraşacak zamanım yok. En azından başını bir sileyim mi de? Bayağı bir uğraştırır. Ona ayrıyeten bir zaman harcarım. Şu an Yunay da uyanmış. Ben de bu işe başladım. Yarım da bırakamıyorsun. Bari abisi 2 dakika oyalarken ben bu işi halledeyim. Burayı hemen duruladı mı işim bitti. Vallahi gerçekten hanımlar temizlik gibisi yok. Şuraları böyle yağlanmıştı. Tam mutfak içinde değil, ocağa yakın bir yerde değil. Daha çok yağlanıyor. Ben anlamadım. Çocuklar mı elleri yağlı bir şekilde elliyorlar? Abur cubur ararken bazen buraya sığmıyor, buraya koyuyorum. Herhalde buradan alırken elleri kirli falan oluyor. Herhalde ondan ya. Ben de anlamıyorum. Değil mi? Allah Allah diyorum ya. Diğer mutfaktaki dolaplardan daha çok kirleniyor burası. Şurada da şuradan çıkarsın var. Benim gözüme kalabalık görünmeye başladı şunlar. Bunları buradan çıkarsın var benim. Yani gözüme kalabalık görünmeye başladı. Oldu ya. Artık ya o kapak kırılırsa herhalde artık kullanılmaz gibi böyle geriye sağlam da. Okay.
kapan. Şu kısım çok sallanıyor. Aynı çürük diş sallanıyor onun gibi. Yani bu da şey olursa gitti. Kırılırsa oradan. Artık bilmiyorum yani nasıl kullanılır. Şunu bunun üzerine koyuyorsam şöyle yine. Bu olarak ha. Şu kapının da şuraları birazcık toz tutuyor. Tamamdır. Çok şükür burası da temizlendi. Size şöyle yakından göstereyim. Bakın fırınımın dışı çok kirliydi. Dışını sildik ama içini de başka bir zaman sileceğim. Çünkü zamanım yok. Annem de mantı yapıyor. Gidip ona birazcık yardım etmek istiyorum. Şu dolabım da temizlendi. Bakın bu da tertemiz oldu. Vallahi tertemiz oldu. Gerçekten parladı. İnanır mısınız bu şimdi abur cubur çekmecesi ya. Şöyle bütün abur cuburları buraya koyuyoruz bunun içine. Sürekli çocuklar buradan aldıkları için şu kısım çok kirleniyor. Bunun da bu kısmı çok kirleniyor. Aşırı derecede kirlenmiş. Şey de çok kirlenmişti. Tost makinamın üstü kirlenmişti. Sildim. Şunun üzeri toz falan böyle. Ekmek burada olduğu için ekmek kırıntısı oluyor. Baya tertemiz yaptım ama. Güzel oldu. Temizlik gibisi yok arkadaşlar. Gerçekten öyle yani. Temizlik gibisi yok. Annem. Yoksa seni çekmek kesin. Aşkım. Diyorsun sen kız? Ha? Ne konuşuyorsun? Lokumum. Benim lokumum. Ballı lokumum. Aşkım. Annem. Canım benim. Tatlım. Aşkım. Ne anlatıyorsun sen anneye? He? Sen anneye ne anlatıyorsun öyle? He? Canım. Aşkım, balım, annem. Aşkım. Aşkım. Balım. Hı. Ah ya. Ah. Ne yaptın ya kutya? Ne yaptın? Ben senin o küçük ellerini severim. O küçük ellerini. Minik minik ellerini severim. Annem. Kuzum. Tatlım. Güzel kızım benim. Tatlı kızım benim. Şeker kızım benim. Çok da tatlıymış benim bebeğim. Ya.
Abla anneme bir